Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Ve o gerçek akıl sahipleri, tefekkür edenler yine Rablarına şöyle niyaz ediyorlar. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsvay etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Böyle dua ediyorlar. Böyle isteklerde bulunuyorlar. Her gün kendilerini yeniliyorlar. Yeni tefekkürler onlara yeni İslami hayatlar kazandırıyor. Her yeni tefekkürle onlar imanlarını yeniliyorlar. İmanlarını güçlendiriyorlar. Zalimlere karşı, din düşmanlarına karşı ahlaksız, edepsiz, hayasız, imandan yoksun insanlara karşı her tefekkürle güç kazanıyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki la havle ve la kuvvete illa billah. Allah Celle Celaluhu'dan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Ve onlar bu imanlarıyla hasbunallah ve nimel vekil diyorlar. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. Nimel Mevla ve nimel Nasir. Ne güzel Mevla'dır. Ne güzel yardımcıdır diyorlar. Evet, böylece onlar zalimlere karşı durabiliyorlar. Zalimlerin zulümleri onları yıldırmıyor. Kötülerin kötülükleri onları yıldırmıyor. Çünkü Rabları Teala onların kalbinde her gün güzellikler yaratıyor. Her gün imanını güçlendiren takviyeler yapıyor, yaratıyor. Kul böyle tazarru edince, bu güzel tefekkürden sonra Rabbine yönelip, el açıp, boynunu büküp, bütün acziyetiyle Rabbinin karşısında durup, samimiyet ve ihlasla bu duaları yapınca, böyle duaya Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu cevap vermez mi? Elbette verir. O da bu kulunun bu tazarruğuna, bu duasına, bu niyazına şöyle cevap veriyor. Allah Celle Celaluhu onların bu tefekküründen sonraki dua ve niyazlarına karşı dualarını kabul ediyor. Ve buyuruyor ki ben erkek olsun, kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz. İçinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Evet. En ufacık bir ameliniz bile mutlak kat kat Allah Celle Celaluhu tarafından mükafatlandıracak, mükafatlandırılacak, karşılıksız bırakılmayacak. Çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım buyuruyor Allah. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim, günahlarını affedeceğim ve onları atlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılığın güzeli onun katındadır. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın buyurarak müminlerin bu güzel hallerinden, bu güzel amellerinden, bu güzel tefekkürlerinden, dualarından, niyazlarından ve Rablarına isteklerini bildirmelerinden ve Allah'ın Celle Celaluhu onlara en güzel bir şekilde
cevap verip yaptıkları her güzel amelin karşılığının kat kat kendilerine verileceklerini, hiçbir amellerinin zayi edilmeyeceğini ve ona karşılık ebedi hayat bahşolunacağını, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağını vaat ettikten sonra peygambere dönüyor. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Ve onun şahsında bütün müminlere hitap ediyor. Yani zannetmeyin ki münkirler, kafirler, zalimler, ateistler yeryüzünde yine Allah'ın onlara ihsan ettiği, ikram ettiği bu geçici nimetler karşısındaki bolluk karşısındaki durumlarına imrenip yolunuzdan dönmeyin buyuruyor Allah Celle Resulü'nün şahsında bütün insanlara. Bazı Müslümanlar, bir kısım müşriklerin, kafirlerin bol imkana sahip olduklarını, zenginliklerine sahip olduklarını, refah içinde yaşadıklarını görüp şöyle diyorlardı. Gördüğümüze bakılırsa Allah'ın düşmanları huzur içinde, biz ise sıkıntıdayız. Fakr-ı zaruret içindeyiz. Çoğu kez karnımızı doyuracak bir lokma ekmeğimiz bile yok diye üzüntülerini bildiriyorlardı. Bunlar Allah'ı inkar ettiği halde, bunlar tuğyan isyan içinde oldukları halde, şehvetlerinin, nefslerinin adi bir mahkumu haline geldikleri halde, kendilerini ilahlaştırdıkları, nefislerini putlaştırdıkları halde, Rablarını inkar ettiği halde, Rabbimiz Celle onlara bol nimetler veriyor, bizse açız diyor ve bunun hikmetini araştırmaya çalışıyorlardı. İşte Allah Celle bunun üzerine bu ayeti indirdi. O inkarcıların serbestçe diyar diyar dolaşmaları, Müslümanları ise belirli mekanlara mahkum etmeleri, ambargo koymaları, ticaretlerine, seyahatlerine, inancının gereği olan amelleri yapmalarına, Müslümanca yaşamalarına ambargo koyuyorlardı. Fakat kendileri böyle serbest yaşıyorlardı. Allah Celle buyuruyor ki, azıcık bir menfaattir o. Evet, azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Değerli müminler, işte Allah Celle Celaluhu'nun meta'ün galil buyurduğu, o dünyanın az bir metadır, gelip geçicidir, çör çöp mesabesindedir diyerek gerçek nimetin öbür alemde cennette olacağını ve böylece gerçek nimete müminlerin sahip olacağını bildiriyor. Onların dünya meta karşısında asla ve asla üzüntüye kapılmamalarını tavsiye ediyor. Ve akabinden fakat o münkirlerin yeri cehennem iken Rablarına karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katında daha hayırlıdır. İyi kişiler için Allah katındaki daha hayırlıdır. Değerli müminler, Ali İmran suresinin son ayetleri şöyle tamamlanılıyor. Ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir paraya satmazlar.
İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk olandır. Evet, ehli kitap, Hristiyan, Yahudi ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği kitabı kabul ettiler. Resulullah peygamber olarak kabul ettiler. Ve böylece Müslüman oldular. İşte o insanların varacağı yer de cennet. Ve sonra bütün iman edenlere şu hitapla bu sure-i celil'e tamamlanıyor. Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, cihad için, Allah yolunda hizmet için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Demek ki değerli müminler, başarıya ulaşmanın şu hususları gerçekleştirmekle mümkün. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede başarının sebeplerini şöyle sıralıyor. Bir, sabretmek. Belalar, musibetler karşısında Allah yolunda hizmet ederken önümüze konulan engellere karşı sabırlı olmak. Düşman karşısında sabırlı olmak. Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda sabırlı olmak. Allah'ın men ettiklerini yapmama hususunda, yasakladıkları şeyi yapmama hususunda sabırlı olmak. İkincisi, sebat etmek. Sebat, ayakların üzerinde sabit kalmak. İmanında sebat etmek. Güzel amellerinde sebat etmek. Allah düşmanlarına karşı tavır almakta sebat etmek. Sonra hazırlıklı ve uyanık bulunmak. Oturup kalmamak. Tembel tembel evin köşesine çekilmemek. Ya hazırlanmak. Kalben hazır olmak. Fikren hazır olmak. Amelen hazır olmak, bela ve musibetlere karşı hazır olmak, Allah yolunda çileye hazırlıklı olmak, Allah yolunda gelecek bela ve musibetlere hazırlıklı olmak, onlar geldiği zaman bir şaşkınlık göstermemek, zaten ben Allah'a kulluk ederken, onun yolunda çalışırken, böyle şeylerin olabileceğini tasarlıyor, düşünüyor ve bekliyordum. Çünkü geçmiş peygamberler ve onun izinde yürüyenlerin hayatları hep böyle olmuştur. Sonra uyanık olmak, gafil olmamak. İtteku firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin firasetinden, ince anlayışından, idrakinden, uyanıklığından sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuru ile bakar. Evet, Allah'ın nuru ile bakabilecek bir firasete, bir kemal-i imana sahip olabilmek. Sonra Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak. Zaman zaman ifade ederiz değerli müminler. Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz ama Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Bugün bu güzel ülkede ve diğer güzel İslam ülkelerinde nice ateistler, nice İslam düşmanları ele geçirdikleri bir kısım imkanları İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine, Müslümanların aleyhine kullanmak için her türlü çaba ve gayreti gösteriyor, her fırsatı değerlendiriyorlar. Geçenlerde bir densiz kalkmış, Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin yok farz edilmesi gerektiğini, bir kısım ayetlerin hayattan çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde Kur'an'ın tamamına inanılır ise kişinin demokrat olamayacağını, medeni olamayacağını,
çağdaş olamayacağını ifade edecek küstahlığı yapabiliyor. Bu güzelim ülkede şehitler kanıyla değerlenmiş, kıymetlenmiş, cennet vatan haline gelmiş bu ülkede bu densizlikler yapılabiliyor. Ele geçirdikleri köşelerde, paçavralarda çarşaf çarşaf Müslümanlar aleyhine hakaretler yağdırıyorlar. Daha kötüsünü yapıyorlar ve daha kötüsünü yapmak için niyetleri var, azimleri var. Öyleyse Müslümanlar, bütün bu kötülükler, densizlikler ve dinsizlikler karşısında başarıya ulaşmak için ayeti kerimede ifade edilen şu hususları gerçekleştirmesi gerekir. Bir daha tekrar ediyorum ve bu ayeti bütün müminlerin çok çok okuması ve üzerinde çok çok düşünmesi ve tefekkür etmesi gerekir. Niçin başarıya ulaşamıyor Müslümanlar? Niçin batı karşısında, kafirler karşısında, iç ve dış düşmanlar karşısında yenik gözüküyor? Başarısız oluyorlar. Sebeplerine bir bakalım. Bir, sabretmek. Sebat göstermek. İkincisi, düşman karşısında yılgınlık, bıkkınlık göstermemek. Üçüncüsü, hazırlıklı olmak. Dördüncüsü, uyanık olmak, firasetli olmak. Ve beşincisi de Allah korkusu taşımak. Allah'tan korkan onun nizamına tam sarılandır. Allah'tan korkan onun emirlerini tam yapan, nehilerinden tam kaçandır. Yani Allah Celle Celaluhun bütün emirleri karşısında boynunu bükmüş, bütün nehileri karşısında boynunu bükmüş, iman bütün hücrelerini sarmış, bütün varlığıyla Rabbine teslim olmuş. İnsan ancak takvaya ermiş insandır. Kalbi hep onunla beraberdir. Kalbinde Rabbinden başka hiç kimseye yer bırakmamıştır. İşte bu şartları yerine getirirsek fert ve toplum olarak, ümmet olarak değerli Müslümanlar başarıya ulaşacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri nasıl bir kul istiyorsa öyle kul eylesin. Rabbimiz bizlere acısın, dualarımızı kabul etsin ve bizi yeniden insanlığın rehberi, yeni büyük medeniyetlerin öncüsü ve kılavuzu yapsın. Zillet ve meskenetten kurtarsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.